pek çok ülkeye yayıldı. Covid-19 bilançosu ağırlaşıyor. Virüs dünya genelinde 220 bin e aşkın kişiye bulaşmış durumda. Koronavirüs nedeniyle toplam 8.980 kişi öldü, 85.769 kişi ise iyileşti. Evet. Almanya'da vaka sayısı bir günde 2.801 kişi arttı. Ülkede 10.999 kişi enfekte. Bugüne kadar 20 hasta yaşamını yitirdi. Almanya Başbakanı Merkel ulusa sesleniş yaptı. Alman şansölye sağlık sistemlerinin iyi olmasına rağmen hastane kapasitesinin zorlandığını söyledi. Belki de dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biriyiz. Bu bize itimat telkin edebilir ama çok sayıda koronavirüs kapmış hastanın akın etmesi sebebiyle bizim hastanelerimizin de kapasitesi aşırı derecede zorlanmaktadır. Merkel konuşmasında yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi. Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağırdı. Fransa hükümeti de koronavirüs salgınına karşı alınan 15 günlük karantina süresinin uzatılabileceğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı 9134'e yükselirken yaşamını yitirenler 89 kişi artarak 274'e ulaştı. <laughs> Kanada'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Virüs bulaşanların sayısı ise 727. Salgın nedeniyle karantina altında olan Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau bu şartlarda 3. kez basın toplantısı düzenledi. Trudeau, Kanadalılara gelir desteği ve vergi ertelemesinin dahil olduğu 82 milyar dolarlık bir yardım paketinin haberini verdi. Başbakan Trudeau, işi değil, sağlığı düşünün dedi. Kim olursanız olun ya da ne yaparsanız yapın bu kendi sağlığınıza ve komşularınızın sağlığına odaklanmanız gereken bir zaman. İşimi kaybeder miyim ya da ilaç veya yiyecek almaya param yeter mi diye düşüneceğiniz bir zaman değil. Rusya'dan kötü haber geldi. Covid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti. Rusya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi. Ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 147 olarak açıklanmıştı. İran'da ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 1284'e yükseldi. Ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Dünyanın kabul etmediği İngiliz mandralı gemi ise Küba'ya demirledi. İçinde doğrulanmış korona vakalarının da olduğu bin kişiyi taşıyan İngiliz yolcu gemisi Dominik Cumhuriyeti, Barbados ve Bahamalar tarafından reddedilmiş ve haftalarca pek çok limanda bekletilmişti.